Pandemi yorgun olduğumuz doğru ama kurallara uymaya devam etmek zorundayız. İlk ve ortaokullarda öğrenciler okullarına dönmek için gün sayıyor artık. Hatta bazı özel okullar eğitime başladı bile. Ama hem çocuklarda hem de anne babalarda korkular, kaygılar had safhada. Bu kaygıları nasıl aşacağız? Çocuğumuzu tekrar okula nasıl alıştıracağız? Pandeminin açtığı travmaları nasıl iyileştireceğiz? Hepsini konuşacağız. Yanımızda çocuk ve ergen psikolojisi konusunda uzman, yardımcı doçent doktor Neriman Kilit var. Neriman Hanım günaydın. Hoş günaydın. Geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Tabii uzun bir ara verildi. Evet, çocuklar için, özellikle küçük çocuklar için çok kaygı dolu, belirsizliklerle dolu bir süreçti. Evet. Ama nasıl anlayabiliriz tam olarak bunu, kaygı olarak nasıl adlandırabiliriz? Bir kısmı da heyecanlıdır mutlaka çocuklarımızın. Kaygılı olduklarını hangi belirtiler ele verir? Şimdi şöyle, ben ilk başta bir başlamak istiyorum. Birincisi, bu kadar verilen uzun arada çocuklar da tabii biraz önceki sizin konunuz gibi değişik evrelerden biraz geçtiler. Yani ilk başta böyle ne olduğu bir anlaşılamadı, bir açıldı, bir kapandı. Ondan sonra bir tekrar bir kapanma sürecine bir girildi. Daha sonrasında tabii ki çocuklarda da bir kaygı oluşmaya başladı. Arkadaşlarını özlemeye başladılar. Sosyal ortamlarını özlemeye başladılar. Arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmeyi, dışarı çıkmayı, biliyorsunuz bir süre dışarı da çıkamadılar zaten. Sürekli evde kalmak zorunda kaldılar. Ve daha sonrasında da tabii biraz biraz artık tatil havasına çok fazla girmeye başladılar. Ekranlı cihazlar hayatlarına çok fazla girmeye başladı. Zaten dersi de sonuç olarak onda görüyorlardı. Ders harici kalan zamanda da ev içinde çok fazla aktivite yapma şansı bulamayan çocuklarımız biraz fazla ekranlı cihazlarla, oyunlar olsun, sosyal medya olsun zaman geçirir bir hale geldiler. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu grupta en fazla etkilenenler tabii sınav senesinde olanlar ve ilkokul birinci sınıfta olanlar oldu. Çünkü okulla ve sosyal ortamla, insanlarla iç içe olmayla, özellikle ana sınıfına gitmeyenler, okul öncesi eğitim almayanların ilk karşılaşacağı ortamlardan bir tanesiydi. Maalesef bunu kaçırmak gibi bir durum oldu. Artı okuma yazma, basit matematiğin başlaması gereken bir seneydi. Tabii burada annelerimize çok fazla, anne babalarımıza çok fazla iş düşmesi gereken bir durum oldu. Tabii ki açık tutabilecekleri sürece zaten açık bırakılanlardan bir tanesi de ilkokul birinci sınıfta, ama tabii onlar da bir açılıp kapanma süreçlerine girdiler. Şimdi kaygı az çok aslında hepsinde bir var. Çünkü zaten insanın yapısında alışık olmayanla karşılaştığı zaman, günlük rutini bir değiştiği zaman, farklı şartlara uyum sağlaması gerektiği zaman ister istemez bir kaygı ortaya çıkıyor. Burada adaptasyondan ben size biraz bahsetmek istiyorum. Mesela bizim üniversitedeki hocamızın sorduğu bir soru vardı. Canlılar arasında en dayanıklısı, en uzun süre böyle türünü devam ettirecek olan hangisi dediğinde, yani ne en güçlüsü, ne en akıllısı, ne en şusu busu, adaptasyon yeteneği en yüksek olan. O yüzden zaten koca koca dinozorlar yok oldu gitti. Virüsler bile ise biliyorsunuz bugün hala buzların erimesiyle birlikte ortaya çıkan, ta ilk çağlardan kalan virüslerle bile karşı karşıya kalma durumundayız. Çünkü adaptasyon yetenekleri çok yüksek. Tabii ki insanın bedensel adaptasyonunun bir sınırı var. Ama bir de ruhsal adaptasyon dediğimiz bir durum var. Bunların ortaya çıkabilmesi için de öncelikle güven. Hem bedensel olarak kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor, hem de ruhsal olarak kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor. Bedensel olarak güvende hissederken burada ailelerimize çok fazla iş düşüyor. Öncelikle bence hastalığı bile anlatmadan önce çevremize saygı duymayı çocuklarımıza bir anlatmamız gerekiyor. Bu rahatsızlığın sebeplerinin çevremize çok saygılı yaşamamak olduğunu, doğayı tahrip etmek olduğunu, doğayla barışık yaşamamız gerektiğini, barışık yaşarsak bu tip rahatsızlıkları aşabileceğimizi ilk başta mutlaka çocuklarımızla bir konuşmamız lazım.
Daha sonrasında da bunun bir hastalık olduğunu, bu hastalıkta alınması gereken, bedensel olarak alınması gereken önlemler olduğunu, maske değiştirme saatlerini, sosyal mesafeye uyma kurallarını, derslerde işte oturma, yeni oturma düzenini, artık bundan sonra bu şekilde de devam edilebileceğini, bu şekilde korunaklı da gidilebileceği mutlaka anlatılmalı. Ve bu konuda çocuklarımız başarı gösterdikçe, unutmadan bunları yaptıkça da taltif edilmeli, kutlanmalı, onlara teşekkür mutlaka edilmeli. Tabii bir de duygusal güven duygusu dediğimiz bir durum var. O birazcık daha bizim bugünkü konumuzla daha da ilintili oluyor. Burada kişi kendini güvenlikte hissetmiyor ise maalesef kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği gibi, adaptasyon problemleri gibi, derse girmek istememe, okula gitmek istememe, belki anneden ayrılmak istememe gibi problemlerin daha yüksek seviyede olduğunu görebileceğiz. Tabii bu çocuğun mizacına, işte genetik yatkınlıklarına göre oldukça değişebilen bir durum. Ama şunu unutmayalım, aslında çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha fazla. Çünkü onlar yeni yeni bir sistem kuruyorlar, yeni yeni bir sisteme alışıyorlar. O bakımdan burada çocuklarımıza ilk başta hastalık sürecinde bizim de kaygılandığımızı, bizim de bazı endişeler duyduğumuzu, bizim de hastalanmak istemediğimizi, bizim de tedbirleri aldığımızı mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bizim bir rol model olmamız gerekiyor. Mesela bizim maske koldayken çocuk ağza taksın, bu birazcık farklı bir şey oluyor. Hani biz de bütün tedbirleri alarak devam etmeliyiz. Biz de sık sık maskemizi çıkartıp değiştirmeliyiz. Elimizi yıkamalıyız bazı şeylerden, yani eve geldiğimiz zaman, bazı şeylere dokunduğumuz zaman belirli aralıklarla. Çocuk bizden görerek bunları öğrenmeli. Onun duygularını da almalıyız. Bu konuda ne düşünüyor? Kaygılanıyor mu? Endişeleniyor mu? Bazı tedbirler alınırsa hayatımıza devam etmemiz gerektiğini, dönem dönem hayatımızda planlamadığımız değişikliklerin de olabileceğini yaşına uygun bir şekilde mutlaka çocuklarımıza anlatmak durumundayız. Ha, tabii ki yani sınır üstünde bir kaygılanma durumu varsa elbette ki bir uzmanla gitmek işleri çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Ama burada yine söylüyorum. Rol model olmak konusunda, bu sadece pandemi sürecinde de değil, çocuklarımızdan bütün beklentilerimiz aşamasında. Mesela diyoruz ki ekranlı cihazlarla çok fazla zaman geçirmeyin. Siz ekranlı cihazlarla ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Siz zaman geçirmeyeceksiniz. O vakitte çocuklarımızla kaliteli vakit geçireceğiz. Onlarla oyunlar oynayacağız, onlarla yürüyüşe çıkacağız, beraber spor yapacağız. Bu dönemde spor, aktivite çok önemli. Evet. Artı mesela daha farklı beklentilerimiz, işte çocuklarımız okula gitmek istemiyor, çocuklarımız çalışmayı çok sıkıcı buluyor, şudur budur. Şimdi her gün yeni bir bilgi öğrenerek biz gelelim eve, hatta bunu yarışmaya döndürelim, bilgi yarışmaları yapalım, her gün anlattığımız, edindiğimiz yeni bilgiyi birbirimiz aramızda konuşalım. İşten geldiğimizde işimizin güzel taraflarını bir anlatalım, hemen böyle en sıkıcı olan, en şey olan şeyler, ki çocuklar çalışmaya, çalışmanın illa bir sıkıcılık olmadığını, bunun sadece para için yapılmadığını, bunun bizim hayatımız olacağını, bunu bizim geleceğimiz olacağını ve çalışmanın, üretmenin ne kadar eğlenceli, ne kadar manevi olarak tatminkar olacağını bizden öğrenmeleri gerekiyor. Bunu bizim vermemiz gerekiyor. Kurallara uymak, küfür etmemek, doğru şekilde konuşmak, bunları önce biz yapacağız. Sonra çocuklarımızdan bekleyeceğiz. Çok güzel anlattınız. Her şeyi peşi sıra anlattınız ama Neriman Hanım, bir de şunu sorayım. Bir de bir taraftan da çocuklarını okula göndermek istemeyenler, korkan ebeveynler de var. Onlara neler söylersiniz? Tabii ki bu da bir tercihtir.
kaygılanmalarını ben de anlıyorum. Ama şimdi çocuklarda da aşılanma başlıyor bildiğiniz gibi. Bir süre sonra o da tamamlandığında çok daha güvenli olacaktır. Hakeza dediğiniz gibi zaten sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz zaman riski minimuma indiriyoruz. Ama buna rağmen halen göndermemekte ısrarcı olanlar da var. Şimdi okullarımızda son derece hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Sık sık temizleniyor. Hijyen için gerekli uygulamalar yapılıyor. Hatta belki evimizden bile fazla. Sürekli bir temizlik bir şey söz konusu. Ve bu çocukların sosyal ortamlarına ihtiyaçları var. Hı hı. Bu çocukların artık normalleşmeye ihtiyaçları var. Bu yeni normale alışmaya ihtiyaçları var. Ve uzaktan eğitim işin açıkçası 40 yıla yakındır Türkiye'nin gündeminde. Özellikle 2000 yılından sonra birçok alanda da uygulanmasına rağmen özellikle küçük çocuklardan bahsediyorsak çok da böyle bir şeylerin temeli atılırken, bir şeylerin böyle tam ortaya konarken, işte okuma yazma öğrenirken, matematik şudur budur öğrenirken sıkıntılı. Yani çünkü onun disiplinini çocuğa vermek, işte her sabah erken kalkma, işte dersin başında oturma, önce kahvaltı tabii, günlük bir rutini oturtma uzaktan eğitimde bizi en çok zorlayan oldu. Çünkü belirli bir süreden sonra sizin biraz önceki konu gibi insanlar bir koptu. Çocuklar da doğal olarak bir koptu. Madem biz tatildeyiz, gece geç yatarız, sabah erken kalkarız. Yani şey biraz uyuma saati gibi oldu orada dersin anlatıldığı. Bir taraftan oyunlar oynanıyor, bir taraftan internet falan filan şeklinde. O yüzden benim önerim, tabii ki gidin okullara, hijyen koşullarından emin olun, göstersinler size, hatta çocuğunuzla gidin o da görsün nasıl yapılacak, nasıl edecek, tuvaletler şudur budur, ama ben okullarımızda gerekli tedbirin şu an aldığına inanıyorum ve yüz yüze eğitimin artık başlaması gerektiğine inanıyorum. Ha şu yapılabilir, zaten biraz geriye de düştükleri için online eğitim de devam ettirilebilir. Çünkü bu sene zor geçecek. Evet. Yani geçen sene birazcık sıkıntılı gitti. İşte ikinci sınavlar falan olmadığı için çok çalışmak da tercih edilmediği zamanlar oldu. Uzaktan eğitim de devam edebilir. Çocuklar için çok iyi olur. Yani banttan yayınlar, o dersleri tekrar etme şansları olur. Kaldı ki biraz böyle hastalıklarla yaşamaya alışacaksak bizim sistemimiz de tamamen bir oturmuş. Onun da bir altyapısı olmuş olur. Zaten ilerleyen süreçte ben inanıyorum ki bir sağlık kurulu gibi bir eğitim kurulu da bu pandemi döneminin, bu hastalıklar döneminin uzaması mutlaka kurulacaktır. Daha böyle organize bir şekilde gider ama yani herkes bir sosyal ortamında bir yaşıtlarıyla olması lazım canım. Evet, kesinlikle. Özledik o günleri. Çocuklar hiç olmadığı kadar özledi. Yardımcı doçent doktor Neriman Kilit, teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Ben çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ben de size iyi günler diliyorum. Biz de kahvaltı haberlerine, diğer gelişmelerle devam edelim.